Tehallelû fe innehu Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarınızı hilalleyin. Fe innehu Çünkü bu temizliktir. Ve nezâfetü tedü iman. Temizlik insanı imana götürür. iman sahibi insan da cennete girer. Demek ki pis bir adamın efendim ne dersiniz ona işte pislik içerisinde efendim hiçbir şekilde düzeni yok. Evime bir temizlemiyor. Bir de bekar yaşıyorsa Biraz üşengeçlik olabiliyor. Eğer pis bir hayat yaşıyorsa ve bu adam imandan uzak bir adam. İman nuru zayıf. Yani gidebilir. Çünkü pislik içerisindeyse namazlarının kabul olması da zor. Çünkü namazların şartları neler? Neces, necasetten taharet, hadesten taharet, setra vesaire. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden efendimiz de Tekallelu. yani şu var ya şu hareket. Hilalleme. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunlar nedir? Bunlar hep sünnettir, değil mi? Abdestini güzel alan ömrü uzun olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e öyle söyledi. Esbihul <laughs> vudu. Abdestini güzelce al, ömrün uzun olsun. Abdesti güzelce alan musibetlerden korunur arkadaşlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a dedi ki Ey Musa abdestsizsen ve başına bir bela geliyorsa ancak kendine kız, başkasına kızma dedi. Çünkü sen belayı çekiyorsun. Abdestsizsen koruman yok, kalkanın yok. Ama bazen insan abdest aldım zannediyor. Nasıl alıyor? Bulap, şurap. Ne yaptı da belli yani. Vuruyor suratına bir şeyler yapıyor. Özellikle yazın harareti artıyor ya böyle. Bir vurayım da kendime geleyim diyor. Ama buralar kuru kaldı. Buralar da yüzdendir. Burayı ıslatmazsan abdestin olmaz. Yüzün tarifine giriyor çünkü burası. E yüzü yıkamazsan abdest olur mu? Hanefi mezhebine göre abdestin farzı kaçtır? Dörttür. Bunlardan bir tanesi nedir? Yüzü yıkamaktır. Abdest gitti ya. Hele bir de adam cumaya haftada bir geliyor zaten. E lavaboya giriyor. Biliyorsunuz şimdi maalesef camilerde heladan çıktığın an şadırvan başlıyor. Halbuki bu çok büyük bir hatadır. Osmanlı camilerine bakarsanız hela nerede? Şadırvan nerede? Arada çok büyük bir mesafe var. Neden? Yürü. Yürü ki içeride o bevil kaldıysa dışarı çıksın. E dışarı çıkacak ama ne yapman lazım? Efendim oraya bir engel koyman lazım. İşte efendim pamuk vesaire. Neden? Çünkü o necaset, o necaset elbisene değerse ve sıvı olduğu için şu el hayasını geçerse namazın olur mu? Olmaz. E nasıl olacak acaba? Namaz gidiyor ya. Çakası var mı? Sen namaz kıldığını zannediyorsun. Yarın ahirete bir gidiyoruz. Ya sen teknik olarak kurallara uymadığın için namazın kabul olmadı. Boşa kürek çekmişsin. Yani bir de benden bunu duyduktan sonra mutlaka dikkat lazım. Çünkü Mevla der ki, sana bir anlatan hoca da gönderdik. E sen de bunları dinledin. Hadi bakın başınıza yine belayı aldınız yani. Hadi hayırlı olsun. Mutlaka dikkat edin. Namazın şakası yok. İlk hesaba çekileceğimiz şey namaz. Namaz hesabı kolay olursa diğer bütün hesaplarımız kolay olur. Adam geliyor cumaya tuvalete acayip giriyor. Abdesti yalap şalap alıyor. Efendim saçına vaks sürmüş. Saçına su sürmeyeyim diyor. Şuraya başını mesediyor. Başının mesetti, boynunun mesetti. Karışık karman çorman ya.